Ekonomik kıyametin alametleri her geçen gün biraz daha fazla kendisini işaret etmeye başladı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok kritik ve zor bir hafta olacak. Özellikle Cuma gününü sizlere işaret etmek istiyorum. Çünkü hem Türkiye'den çok önemli veriler açıklanacak Cuma günü hem de dünyadan, özellikle Amerika'dan açıklanacak işsizlik verilerini çok yakından takip edeceğiz. Ekonomik kırılganlıkları biraz daha netleştirecek. Öbür taraftan dünyanın her yerinden yine PMI verileri açıklanacak. Bu da fabrikalardaki durumun ne olduğunu, fabrikaların nasıl satın almalar gerçekleştirdiğini, ekonominin küçülüp küçülmediğini bizlere biraz daha net bir şekilde gösterecek. Tabii ki fabrika satın almaları, yani fabrikalara verilen siparişler de önemli olacak bu süreç içerisinde. Yine hem Avrupa'dan hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden işsizlikle ilgili veriler gelmeye devam edecek. Tüm bu veriler piyasayı çok yakından ilgilendirecek arkadaşlar. Kötümser veriler devam edeceği için özellikle balon etkisindeki borsaları çok ciddi anlamda etkileyebilir, satış baskısı yaratabilir. 1. Dolar ve altın üzerindeki alım etkisini arttırabilir. 2. Tabi bu arada hem swap'la ilgili gelişmeler hem Türkiye'nin dış borçlarıyla ilgili gelişmeler de bizleri çok yakından ilgilendiriyor olacak. Bunun da Türkiye'deki dolara baskısı her geçen gün artarak devam edecek gibi görünüyor. Tüm bu verileri bu videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Veriler nasıl gelebilir ve gelen bu veriler piyasaları nasıl etkileyebilir konusunu değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gün gün giderek önce dünyadaki verilere bakacağım. Ardından da Türkiye'deki verileri sizler için değerlendireceğim ve bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu verilerin rakamlara etkilerini konuşacağız arkadaşlar. Önce pazartesi günüyle başlayalım. Japonya'da şirket karları açıklanacak. Birinci çeyrek şirket karları açıklanacak. Önemli bir düşüş bekleniyor bu karlarda. %4.6 bir önceki dönemde düşüş vardı. Bir önceki ayda düşüş vardı. Büyük ihtimalle bu düşüş devam edecek. %5'in üzerinde bir karlılık kaybıyla karşı karşıya kalacağız Japonya'da. Neden önemli bu veriyi neden aldım koydum buraya onu söyleyeyim öncelikle sizlere. Şirketlerin bilançoları bozuldukça, şirketlerle ilgili karlılık verileri düştükçe hatta zarar açıklamaya başladıkça tüm borsalarda satış baskısı daha da hakim bir hale gelecek. Onun için şirketlerin karlılıkları önemli arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri ve bölgelerinden PMI verileri yani satın alma verileri gelecek fabrikaların ya da hizmet sektörünün. Bu PMI verileri de dünya ekonomisinin bir daralmaya mı yoksa bir büyümeye mi gittiğini ya da dünya ekonomisinin bir resesyonda mı olduğunu bize net bir şekilde işaret ediyor. Bu arada tüm dünyada ve Türkiye'de enflasyon verilerinde bir düşüş eğilimi var. Bunu lütfen olumlu gibi algılamayın çünkü piyasa o kadar daraldı ki talep o kadar düştü ki enflasyon üzerindeki baskı her geçen gün azalıyor. Türkiye bana göre bir miktar istisna. Neden? Çünkü Türkiye'deki aslında fiyat artışlarını talep değil kur daha çok belirliyor. Kuru bir şekilde bu seviyelerde tutarak enflasyonu aşağıda tutmaya çalışıyorlar. Ama yarın öbür gün kurda oluşacak yeni bir patlama eğer ki ithalatın önü kesilemez ise çok ciddi bir enflasyonist baskı yaratacak. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İtalya'da yeni araç kayıtlarını sizler için aldım. Yine bence çok önemli bir veri. Otomotiv sektöründeki durumun ne olacağını bizlere gösterdiği için bir önceki aya baktığımızda %97.55'lik bir düşüş görüyoruz. İtalya'da yeni araç satışları neredeyse dibi vurmuş durumda. Önemli bir başka veri daha geliyor İtalya'dan. O da bütçe dengesi. Nisan ayında 17.9 milyar euroluk bir bütçe açığı söz konusu. Görünen o ki bütçe açığı her geçen gün biraz daha artacak. İtalya'daki bu bütçe açığı Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa'ya olan ticaretimizin neredeyse ikinci, üçüncü sırasında yer alıyor İtalya. Benim beklentim yine buna yakın bir bütçe açığı gelmesi aylık bazda ve bu rakamın neredeyse 2'ye katlanması. Gelelim 2 Haziran'a. Fransa'da bütçe dengesine bakıyoruz. Fransa'daki bütçe dengesi de çok önemli. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden bir diğeri Fransa çünkü. Ve yılbaşından bu yana bütçeleri 52,5 milyar euroluk bir açık vermiş.
durumda. Gördüğünüz gibi bütçeler, daha önceki videolarda da sizlerle paylaşmıştım, hızlı bir şekilde bozuluyor arkadaşlar ve bütçelerdeki bu bozulmada önümüzdeki dönemde çok ciddi vergileri, yoksullaşmayı, işsizliği işaret ediyor. Bu ülkelerin ticaretinin, başka ülkelerle olan ticaretinin daralması, gümrük vergilerini daha da yükseltmeleri anlamına geliyor. Bu da Türkiye'nin o bölgeye yapacağı ticareti zorlaştırıyor. İki maldan birini Almanya'ya, üç maldan ikisini de Avrupa'ya sattığınıza göre böyle bir durumda iyiden iyiye sıkıntıya gireceksiniz. Bu ülkelerin daralması en çok bizi vuracak. İngiltere'de net tüketici kredileri rakamları açıklanacak yine salı günü. Bu veriyi niye aldım? Çünkü tüketici kredileri eğer ki verilemiyorsa, açılan paketlere, yardımlara rağmen tüketici kredi almayı talep etmiyorsa, bankalar ayak diriyorsa bu konuyla ilgili Türkiye'de olduğu gibi, ciddi bir talep sıkıntısı oluşuyor demektir. Ve bu da reel sektörü ciddi anlamda sıkıntıya sokacak demektir. Onun için tüketici kredilerini de önemsiyorum. Bu hafta İngiltere'den net tüketici kredisi açıklaması gelecek salı günü. Beklenti 2.8 milyar sterlinlik bir daralma. Önemli bir daralma, nedenini sizlere şöyle söyleyeyim. Önceki daralma 3.8 milyardı. Bunun üzerine 2.8 milyar sterlin daha ekleniyor ve neredeyse 7 milyar sterline yaklaşmış tüketici kredisi daralması gözleniyor. Piyasadaki ekonominin durma noktasına geldiğini gösterir İngiltere ekonomisi için. Yine İngiltere'de bizim önemli ticari partnerlerimizden birisi. Bunu da altını çizmiş olayım. Gelelim 3 Haziran Çarşamba gününe, haftanın ortasına. Almanya'da işsiz sayısındaki değişim. Bakın, Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birisi, işsizliği en az olan ekonomilerinden birisi, sosyal devlet olma özelliklerine haiz olan en önemli devletlerden birisi. Ona rağmen Almanya tüm yardımlara, tüm paketlere rağmen işsizliği kontrol altında ancak bu kadar tutabiliyor. Bir önceki ayda 373 bin kişi işsiz kalmıştı Almanya'da ekstradan. Şu anda beklenti 180 bin kişi daha, yani 600 binin üzerinde neredeyse 2 ayda Almanya'daki işsiz sayısının arttığını görüyoruz. İşsiz sayısı arttıkça tedirginlik artacak, tasarruf eğilimi artacak, küçülme eğilimi artacak gördüğüm kadarıyla ve bizim en önemli ticari partnerimiz olduğu için Almanya, sıkıntımız büyük olacak bizim de. Yani Almanya'da eğer ki son 2 ay içerisinde 600 bine yaklaşan bir işsiz sayısı var ise, Türkiye'de Nisan ayı verilerinin ne olacağını artık siz hesaplayın işsizlik bazında. Almanya'da işsizlik maaşı başvurularının iş gücü oranına bakıyoruz. Orada da ciddi bir yükselme var. %6.1'lik bir yükseliş. İş gücünün önemli bir kısmı işsizliğe doğru hızlı adımlarla ilerliyor. İtalya'da durum daha da dramatik. %8.4'e gelmişti bir önceki ay işsizlik. Yeni işsizlik rakamları açıklanacak. Büyük ihtimalle orada da %10'ları, belki %12'leri aşan bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Amerika'da %15'in dibinde biliyorsunuz işsizlik ve daha da artması bekleniyor. Büyük ihtimalle İtalya'da da aynı tablolarla karşı karşıya kalacağız. Ben iyi ihtimal %12 diyorum. Büyük ihtimalle %15, %16'nın üzerinde bir işsizlik rakamı olabilir İtalya'da. Euro bölgesinde aylık ve yıllık üfe rakamları açıklanacak. %1,5'luk bir düşüş bekleniyor. Bana göre bu sadece talepteki düşüşten kaynaklı bir aşağıya iniş enflasyonda ve büyük bir tehdit ve tehlike aslına bakarsanız. Enflasyondaki her düşüş eğilimi bundan sonraki süreçte piyasanın daha da daraldığını gösterecek bize. Aslında dünya ekonomik krizinin biraz daha adının koyulması anlamına geliyor. Ekonomik kriz netleştikçe de altın ve dolara eğilim her geçen gün biraz daha artacak. Euro bölgesinde yine işsizlik oranları açıklanacak. Beklenti %8.1, bir önceki %7.4'tü. Bence bu %8.1 birlik beklenti çok iyimser. Bakacağız, göreceğiz bakalım bu kadarlık bir işsizlikle kalacak mı? Amerika'da özel sektör istihdamıyla ilgili bir veri gelecek. 9,5 milyon kişilik bir iş kaybı bekleniyor. Bir önceki ayda 20 milyonun üzerinde iş kaybı söz konusuydu. Toplamda 30 milyonun üzerinde bir iş kaybı
özel sektör kaynaklı sadece. Beklentinin üzerine çıkarsa yani 10-11 milyon, 12 milyonluk bir istihdam kaybı söz konusu olursa bu çok daha korkutucu bir tablo demek ve Amerika'daki işsizliğin her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde artacağını işaret eder. Zaten Cuma günü de Amerika'da işsizlik verileri açıklanacak. Oradaki beklenti de 19,5 civarında %20'ye yakın bir işsizliğe ulaşmış durumda olacak Amerika. Bu arada Amerika ekonomisi bu kadar bozulurken, ticareti bu kadar bozulurken, işsizlik bu kadar artarken nasıl olacak da dolar yükselecek diyenler var. Onlara çok küçük bir cevap vereyim. Amerika bile bunları yaşıyorsa eğer dünyanın diğer ülkeleri, Avrupa başta olmak üzere ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu işten en hızlı toparlanan daha önceki krizlerde de olduğu gibi Amerika olacaktır. Oyun kurucu olarak Amerika'yı görüyoruz. Amerika her ne kadar bozulursa bozulsun güvenli liman olmaya devam edecek. Herkes şunun muhakemesini yapacak çünkü. Amerika bu kadar batıyorsa Avrupa'nın işi çok daha zor, Türkiye'nin işi çok daha zor, gelişmekte olan ülkelerin işi çok daha zor. Bu kırılmanın en çok gelişmekte olan ülkelere zarar vereceği için buradaki sermaye kaçışı yine güvenli olarak nitelendirilen Amerika'ya olacaktır. Onun için dolara olan talep artacaktır. Onun için doların yükseliş eğilimi devam edecektir. Bu işin denklemi bu arkadaşlar. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Çok olağanüstü bir durum olmaması şartı itibarıyla. Fabrika siparişleri de çok kritik. Amerika'da %15 oranında fabrika siparişlerinin düşmesi bekleniyor. Nedir fabrika siparişleri? Fabrikalara verilen siparişler. Biz sizden şu kadar mal çekeceğiz perakende de satmak için. Ve fabrikalar bu siparişlerine göre üretimlerini belirliyorlar. Eğer %15'lik bir düşüş olursa, bir önceki dönemde %10,4'tü bu düşüş ki benim beklentim %20'lere bile dayanabilir. Amerika'da işsizliğin çok hızlı bir şekilde artmaya devam edeceğini gösterir. İstihdamın da her geçen gün biraz daha daralacağını gösterir. Ve bunun yansımaları da çok ağır olur. O anlamda kritik bir veri, onu da sizlerle paylaşmak istedim. Perşembe gününe gelelim. Perşembe gününde Euro bölgesinde perakende satışlar açıklanacak. Orada da %18'lik kayıp beklentisi var. Öncesinde de %11,2'lik bir kayıp vardı. Yani hem PMI'ların hem fabrika siparişlerinin hem talebin çok ciddi manada düştüğünü gösteren bir rakam bu. Amerika'da dış ticaret dengesine bakıyoruz. Beklenti 41,5 milyar dolar. Bir önceki ay neredeyse 44,5 milyar dolardı. Hafif bir düşüş var dış ticaret açığında ama yüksek seviyelerdeki açık devam ediyor Amerika'da ve bu açıkta Amerika'nın her geçen gün biraz daha sıkıntıya gireceğini gösteriyor ekonomi anlamında. Finansal piyasalardaki rakamların da bozulacağını gösteriyor. Tabii tüm dünyada rakamların bozulacağını gösteriyor bize. Borsalardaki satış baskısının en önemli nedenlerinden birisi de bu rakamlar olacak. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları gelecek. Perşembenin bence kritik rakamlarından birisi 30 Mayıs haftasında. 2 milyon 123 bin kişi bir önceki hafta işsiz kalmıştı. Yine 3 milyona yakın kişinin bu haftada başvurması bekleniyor. Gelelim Cuma'ya arkadaşlar. Cuma günü bence en kritik rakamlar açıklanacak. Hem Türkiye'de hem de tüm dünyada. İngiltere'de tüketici güven endeksi açıklanacak. %34 oranında bir düşüş bekleniyor. Daha önceki ayda da yine %34'lük bir düşüş vardı. Talebin iyiden iyiye azalacağı, insanların tasarrufa biraz daha hızlı bir şekilde yöneleceğini bizlere gösteriyor. Çok kritik bir veri bu. Japonya'da da hane halkı harcamaları açıklanacak. Orada da %12,8'lik bir düşüş bekleniyor. Daha öncesinde %0,6'lık bir düşüş vardı. Bu da bize yine talebin tüm dünyada çok hızlı bir şekilde daraldığını gösteriyor. Çok ciddi bir talep daralması var ve bu talep daralması da her geçen gün dünya ekonomilerini ve doğal olarak Türkiye'nin ekonomisini de sıkıntıya sokmaya devam edecek. Gelelim Amerika'ya. Amerika'da tarım dışı istihdamın Mayıs ayında 8 milyon kişi daralması bekleniyor. Amerika'da Mayıs ayı işsizlik rakamı açıklanacak Cuma günü arkadaşlar. Beklenti %19,5. %4,4'ten %19,5'a gelmiş bir işsizlik rakamından bahsediyoruz. Geçen ay %14,7 idi işsizlik rakamı.
Bunun 5 puan daha artması ve %19,5 olması bekleniyor. İyiden iyiye kırılma çok daha net bir şekilde görünecek. Amerika'daki tüketici kredileri de açıklanacak Cuma günü. 15 milyar dolarlık bir daralma bekleniyor tüketici kredilerinde. Bir önceki ayda da 12 milyar dolarlık bir daralma vardı. Yani toplamda neredeyse 30 milyar dolara yakın tüketici kredilerinde daralma var. İnsanların zorunlu alanlar dışında başka hiçbir alanda talepte bulunmadığını net bir şekilde gösteriyor bu rakamlar bize. Velhasıl arkadaşlar, bu hafta çok zor bir hafta olacak, çok kritik bir hafta olacak. Bütün bu rakamlar dolar ve altın üzerindeki talep baskısını arttıracak. Her geçen gün talep ve tasarrufa olan eğilim biraz daha artacak. Tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de de artacak. Çünkü Türkiye'nin verileri de çok kritik arkadaşlar. Bakın arka arkaya bu hafta yine birbirinden önemli veriler açıklanıyor. Mesela 1 Haziran pazartesi günü Türkiye'de imalat sektörü satın alma, yani PMI verisi açıklanıyor. 3 Haziran çarşamba enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü iki önemli veri açıklanacak. Bunlardan birisi yabancıların net tahvil yatırımları, yine yabancıların net hisse senedi yatırımları. Türkiye'deki paranın, sıcak paranın nasıl ve ne şekilde kaçtığını bize gösterecek. Ve Cuma günü en kritik rakam gelecek. Nakit bütçe dengesi. Bir önceki ayda 46.2 milyar liralık bir açık vardı. Bu açık büyük ihtimalle katlanarak artacak. Önümüzdeki hafta bu verilerle birlikte, hem Türkiye'den gelecek hem dünyadan gelecek verilerle birlikte, hem dolarda hem de altındaki talep eğilimi artacak ve doğal olarak da hem doların hem altın hızlı bir şekilde yükseldiğini hep birlikte izleyeceğiz. 7 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya olabiliriz. Amerikan seçimlerinin yaklaşması, rakamların her gün bozulmasıyla Trump'ın saldırganlığı artacaktır. Çin'le ilgili açıklamaları sertleşecektir. Altına olan talep artacaktır. Hem doların yükseldiğini Türkiye'de, hem de yurt dışında altın onsunun yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Gram altında da ciddi hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki hafta 390 liranın üzerinde bir altın fiyatı, gram altın fiyatı göreceğiz büyük ihtimalle. Tüm dünya borsalarında da satış baskısı hakim olabilir. Dikkatli olun diyorum. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.